Merhaba, başkalaşımdan bahsedeceğim şimdi bu derste. Başkalaşım, gen ifadesiyle nasıl başkalaşım oluyor, bir embriyo nasıl gelişiyor, bunlara bakacağız ama çok temel olarak bakacağız. Şimdi farklı hücre tiplerini, aynı genoma sahip olmasına rağmen nasıl farklı hücre tipleri oluşuyordu bir organizmada? Gen ifadesi farklı olduğu için aynı DNA olmasına rağmen bütün hücrelerde hepsi farklı genleri aktive ettikleri veya farklı genleri kullandıkları için hücreler birbirinden farklı oluşuyordu, farklılaşıyorlardı. Şimdi kurbağada nedense bu çalışmalar çok yapılmış oluyor eskiden beri. Çünkü sanırım kurbağanın işte gelişim aşamaları çok net görülebiliyordu, o yüzden de kullanılması kolay gibi. Şimdi bu döllenmiş yumurta olsun. Sonra buradan minik bir tadpole oluşuyor. Burada gerçekleşen olaylar bir hücre bölünmesi. Çünkü her zaman hücrenin bölünüp bir organizma oluşturması gerekiyor sonuçta. Hücre bölünmesi her zaman gerekli. İki, başkalaşım. Üç, morfogenez. Buradaki üç olay bu. Hücre bölünmesini zaten biliyoruz. Daha önce gördük hücre bölünmesinin ne olduğunu. Başkalaşım, hücre tiplerinin farklı hücre tiplerine dönüşmesi, hücrelerin belli bir hücre tipine dönüşmesi veya benimsemesi diyebiliriz. Morfogenez de şeklin belirlenmesi, şekil. Şimdi sitoplazmik belirleyenler var. Bunlar ne? Şimdi yumurta var. Yumurtanın sonuçta bir genetik yapısı var. Bu yumurta. Bir de sperm var. Spermin de genetik yapısı var sonuçta. DNA'sı var. DNA'sı var bunun da. Bunların ikisi birleşip döllenmiş yumurtayı oluşturacaklar. Döllenmiş yumurtanın bir diğer adı bu arada zigot. Bunlar birleşip zigotu oluşturacak ve bu zigotun içinde de diploid DNA'sı, ikisinin birlikte birleştirdiği DNA'ları olacak değil mi, ikisinden gelen. Ama bunun dışında bu yumurtanın içinde bazı faktörler var ve bu faktörler de belirleyici oluyor. Dolayısıyla bütün bu seksüel reproduction'da dişiden gelen katkı, yani yumurtayı sağlayan canlıdan gelen katkı biraz daha fazla oluyor. Çünkü sperm sadece DNA'sını katmış gibi oluyor. Halbuki yumurtanın kendi içindeki faktörleri var. Ve bu faktörler de etken oluyor. Ve şöyle de bir durum var. Bu şimdi ilk kez ikiye bölüneceği zaman şöyle iki tane hücre yaptı diyelim ki. DNA'sını ikisine de kopyaladı. Ama bu sitoplazmik faktörler ikisine eşit olarak dağılmıyor. Biraz dağılımında farklılık oluşuyor ve daha ilk hücre bölünmesinden başlayarak iki hücre birbirinden farklılaşmış olmaya başlıyor. Şimdi gelelim 32 hücrelik embriyo oldu. Sonuçta bir taneydi. Sonra 2 oldu. Yani 2'nin katları olarak gidiyor ya, 2 üzeri 0, 2 üzeri 1. Sonra 32 hücrelik aşamaya geldi. Ne düşünelim? 32 hücre, 2 üzeri 5. Ah, yazamadım. Buna artık embriyo diyoruz. Yani yumurtaydı, zigot oldu, sonra embriyo oldu. Bu hücreler birbirlerini etkiliyorlar, buradaki hücreler. Yani bu hücreyle bu hücre birbirini etkiliyor. Genel olarak şey gibi oluyor, yani ben şu hücre olacağım, sen olma falan gibi bir şey oluyor. Tabii bunu nasıl, konuşarak mı yapacaklar? Tabii ki konuşarak yapmayacaklar. Yani aslında konuşacaklar ama biz ona sinyal molekülü ve reseptör şeklinde söylüyoruz. Şimdi bu bir hücre ise Bunda bir reseptör var. Bu da diğer hücre. Bu da dışarıya ligand veriyor mesela. Ve buna ligand verdiğinde bu buradan daha önce de görmüştük, hücre sinyal yolaklarını aktive ediyor. Bu işte iki hücrenin birbiriyle nasıl konuştuğunun bir örneği. Şimdi determination ve induction ve determination diye iki kelime var burada. İkisi de aslında İngilizce kelimeler, aynı zamanda terim bunlar. Induction, indükleme, yani bir şeyi başlatma. Mesela buna bir sinyal gönderdin ve burada bir şey başladıysa bir yolak, buna indükleme denebilir. Determination'da kararlılık, karar verme gibi bir anlamı var İngilizce'de, saptama gibi. Buradaki terimsel anlamı da bir hücrenin hangi hücre olacağına karar vermesi anlamına geliyor. İşte hangi set genleri aktive edip hangi yolakla devam edeceğinin karar verdiği noktaya determination deniyor. Şimdi dokular oluşuyor sonra malum. Yani burada bireysel hücrelerken sonra belki şu grup hücre bir dokuyu oluşturacak ve bu dokunun içinde de bazı şeyler oluyor. Oraya özgü olaylar oluyor. Yani bir nevi okul içindeki gruplaşmalar efendim. Sen bizdensin, sen bizden değilsin tarzı olaylar burada hücre seviyesinde başlıyor. Şimdi biz kas hücresi olarak bakacağız. Çünkü bu bir kurbağa olduğu için kurbağanın güzel kaslarında da güzel çalışmalar yapılmıştır. Biz de lisanstayken kurbağa bacağıyla şeyler yapmıştık, hatırlıyorum. Şimdi dokuya özgü proteinler. Mesela işte kas dokusuysa sadece kas dokusunda bulunan bir set protein var sonuçta. Mesela nedir? Myozin, aktin fiberleri kaslarda bulunuyor. Ve kas hücrelerinde değişik bir özellik de var. Uzun bir fiber içerisinde birden fazla çekirdek tek bir sitoplazmada bulunabiliyor mesela, farklı olarak. Kas hücresinin öncü hücresine myoblast deniyor. Blast, nöroblast da denir mesela. Blast böyle patlama, oluşum falan gibi bir şey ya anlamı. Myoblast da miyojenik kasla ilgili demek. Myo kasın öncü hücresi anlamına geliyor myoblast. Şimdi bu myoblastın içinde bazı kritik sonuçta kasla ilgili genler var. Bu öncü hücre sadece kas dokusundaki hücreleri yapabiliyor. Kas dokusu hücrelerini oluşturabiliyor. Ve bunun içinde myoD diye bir gen var. Şimdi bu geni alıp başka dokuların içine koymuşlar ve nasıl? Yani gerçekten bu tek başına kas oluşumunu, kas hücresini belirleyebiliyor mu? Bir deneyler yapmışlar. Şimdi determination aşamasında diyor ki dışarıdan gelen sinyallerle myoD aktive oluyor ve o grup hücrenin bir myoblast olmasına karar vermesini bu sağlıyor diyor. MyoD bir transkripsiyon faktörü. Yani buradan bir mRNA çıktığında ve buradan bir protein sentezlendiğinde bu protein transkripsiyon faktörü olarak görev yapıyor. Yani gidip DNA'ya bağlanıyor. Şimdi DNA'ya bağlanıyor. Nasıl bir gene bağlanacak? Farklı bir gene bağlanması lazım. Bu bir X geni olsun. MyoD target gene denebilir mesela buna şimdi. Çünkü myod'nin proteini gelip buna bağlanabilir. Bu bir DNA parçası bu arada. Bu DNA, bu da bir DNA. mRNA seviyesi burada diyelim. Şimdi bu myoD proteini gelip buraya bağlanabilir. Neden? Çünkü bu bir transkripsiyon faktörüydü ve transkripsiyon faktörleri bir gene bağlanıp onun promotörüne bağlanıp özellikle o genin transkripsiyonunu aktive edebilir. Buradan da o zaman ne olacak? X geninin mRNA'sı üretilecek. Buradan da ne olacak? X proteini üretilecek. Şimdi aynı zamanda myoD gidip kendi DNA'sının üzerine de bağlanabiliyor. Bu da pozitif feedback oluyor. Yani burada üretilen protein kendisine bağlanıp kendisinden daha fazla üretilmesini sağlıyor. Bu da myoD target gene. Mesela bir set kas geni olabilir bunlar. Yani kaslara özgü proteinleri kodlayan genler olabilir ve myoD böylece bunları aktif etmiş olur ve dışarıdan gelen tek bir sinyalle myoD geni kendisi aktive olduktan sonra diğer genleri de bu şekilde aktive edebilir. Buradan da sonrasında ne olacak tabii? Bu bir myoblast. Aktive oldu. Sonra buradan oluşturduğu hücreler hep kas hücresi ve benzeri hücreler olacak. Ama bu bir öncü hücre olduğu için genellikle bir tanesi daha myoblast olarak kalır. Bunun şeylerinden. Bu sonra tamamen kas hücresine dönüşür. Determination dediğimiz şeyden olur burada. Böylece sonra bunlar bölüne bölüne bir dokuyu oluşturmuş oluyorlar. Kas dokusu oluşmuş oluyor. Şimdi bunu burada bitireyim çünkü drozofilaya geçeceğim. İkisi karışmasın. Kurbağalar ve drozofillalar.